Assalomu alaykum xalq mehri YouTube obunachilari, hammamizga juma muborak bo'lsin. Aziz obunachilar, bugun juma oqshomi, bizlar juma namozini keldik va Rossiyada yurgan, muhojirda yurgan yurtdoshlarimizga ko'ra bugun Qur'on tilovat qildiramiz va undan tashqari shaxsan Rossiyada yurgan Lyubov Sultan va opamizning Qur'on tilovatidan qutib chiqqan omonatini va Qozog'istonda ishlab yurgan Behzod Gayipovning omonatini Qur'on tilovatidan qutib chiqqan. Xalq mehri kanalidan uzoqlashmay bugun namoz juma efirda bo'ladi. Omon. Aziz obunachilar, ketdik jumaga endi. Hozir Qur'on tilovat qildiramiz. Juma namozi boshlanmasdan burun Qur'on tilovat qildirib, keyin juma namozini kirib, u yerda ham Qur'on tilovat qilamiz. Juma namozini o'qib chiqamiz do'stlar. Xalq mehri kanalidan uzoqlashmang, biz bilan birga bo'ling do'stlar. Bu Shayx Abbos Vali, Shabboz otamizning masjidiga keldik do'stlar. Shu yerda hozir Qur'on tilovat qildiramiz. Uzoqlashmanglar, uzoqlashmanglar. Bugun odamlarimiz ko'p. Hammasi ertadan kelib Qur'on tilovat qilib, namozlarni shu yerda o'qib, xulosa hammasi yaxshi bo'ladi. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارحمنا وكفر عنا المسلمين واجعل قلوبنا حجه رب العالمين اللهم Qur'on ayatlarimiz arasida qismim bo'yicha sallallohu alayhi va sallam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sizlardan o'tgan inshaalloh o'tgan rahmat qilsin qalbimizga. Safarda yurgan barcha musulmon brodarlarimizga safardan ehtiyot bo'lsin. Yaxshi atirgan musulmonlarga munosib bo'lsin. Alloh o'zining o'ziga muhtoj bo'lsin. Alloh ham kasb-kollarni barakotli bardavom qilsin. Alloh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala shaytan shayton bu Qazaqstan degan Bizotbek kelganlarida لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
nazarlarimizni xulusi niyat bilan, ihlos e'tiqod bilan, poy qadamlar bilan bosib kelgan qadamlarimizga Alloh subhanahu va taolo ulug' ajrlar ato qilsin. Darvozalar hammalarimizni o'zing gunohlarimizni mag'firat aylagin. Hammalarimizga mana shu juma kuni savolimdan bahramat aylagin. Azizlar, bugungi mavzuyimiz judayam zarur mavzulardan biri. Albatta bu yoshlik umr bahori degan ma'noda inshaalloh. Albatta har bir inson dunyoda yashar ekan, mana shu hayotida oxiratiga manfaat yetkazadigan solih amallarni qilib, agar dunyoda hayot kechiradigan bo'lsa, albatta o'sha kishini oxirati obod bo'ladi, inshaalloh ikki dunyosi obod bo'ladi. Ana shuning uchun har bir inson yoshlik chog'ida bu yoshligini g'animat bilib, vaqtini, umrini g'animat bilib, yoshlik vaqtlarida ihlosda, ibodatda muhim bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha kishini ikki dunyosida saodatni aytadi. Mana aziz jamoatimizning ma'lumki o'spirinlik vaqti insonni fe'l-atvori va ruhiyatga shakllanadigan asosiy davr bo'lib, ayni shu davrda ularga alohida ahamiyat qaratmoq lozim. Albatta bunda avvalo ota-ona, ustozning va jamiyatning mas'uliyati katta. Alloh taolo Qur'oni Karimda mana tahrif qilmasida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها وملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. الله تعالى من التحريف والأسباب أي إيمان كتبقالر وزن كسنة وآينة أغزالنا كسنة يقلقص آدمنا وطاشنا قلمش دو زحمن سفنز عند الدخل وقت قول Allah buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat buyurilgan ishni qiladigan farishtalar bordir deb Alloh taolo Qur'oni Karimda sizni bizlarga marhamat qiladi. Ana Alloh taolo mana shu oyatda har bir insonni iymonga chaqiradi. Ya'ni Alloh aytadiki, ey iymon keltirgan bandalar, ey mo'min musulmonlar, albatta o'zingizni, nafsingizni o'sha Alloh taolo Qur'onda aytgan yoqilg'isi odamlardan bo'lgan do'zaxdan saqlangiz, nafsingizni saqlangiz va ahli ayollaringizni, farzand va o'g'il qizlaringizni mana shu do'zaxga tushib qolishlikdan saqlangiz deb Alloh taolo sizlarga buyuradi. Mana shu oyatlar bilan har bir inson o'zini ahllariga, ayollariga, farzand va o'g'il qizlariga mas'ul, o'sha farzandlarni ehtiyot qilib, ularni yoshlik chog'ida ibodatga yo'llasak, odobga yo'llasak, ahli ilm bo'lishlikka biz ularga shart-sharoit yaratib beradigan bo'lsak, albatta Alloh taoloning mana shu qu'anfusakum va ahlikum naro, ya'ni nafsingizni o'z ahl avlodlaringizni do'zax o'tidan saqlaging degan birgina amriga biz itoat qilgan bo'lamiz. Endi mana hazir ushbu oyat nozil bo'lgandan so'ng suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan, ey Rasululloh, o'z nafsimizni qanday saqlaymiz, ahlimizni qanday saqlaymiz deb so'ralar ekanlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, Alloh sizlarni nimadan qaytargan bo'lsa, ularni ham qaytaringiz. Alloh sizlarni nimaga buyursa, ularni ham buyuringiz. Ana o'sha ularni o'tdan saqlash bo'ladi dedilar. Ana biz
Özümüz ibadat qılıyapmız. Özümüz hayırlı ihsanlarını qılıyapmız. Özümüz yaxşılıqlarını qılıyapmız. Lekin biz özümüzü, ahlimizi mana şunday yaxşı əməllər bilan, yaxşı xulqlar bilan xulqlanışlıqqa etibar beryapmizmi, yoxmi? Özümüz ibadatda bolsak, Ramazan kirishligi bilan roza tutib olsak, bomdod namozlarga chiqsak, ibodatda muqim bo'lsak, tilovat qur'on qilsak, lekin ahlimizga biz e'tibor bermaydigan bo'lsak, bizni ahlimiz ibodatda bo'lmaydigan bo'lsa, ana undan keyin qiyomatda bizni ahvolimiz yaxshi bo'lmay qoladi. Alloh taolo aytar ekanki, ey bandam, men senga o'zingni nafsingni, ahlingni do'zax o'tidan saqlagin, ularni iymon e'tiqodli qilib tarbiyalagin deb aytganman, der ekan Alloh taolo. Shuning uchun biz hammalarimizga omonatki, Xudoy taolo Qur'oni azim shonda shu ma'noda bir oyat nozil qilganki, biz butun 18 ming olamga, barcha mavjudot va jamoatlarga o'zimizni omonatimizni taklif qilganmiz. Omonatimizni taklif qildik. Lekin mana shu omonatni o'sha butun 18 ming olam qabul qilishlikni qabul qilmadi. Undan qo'rqdi, deydi Xudoy taolo. Fahamala hal inson. Mana shu omonatni inson qabul qilib oldi, deydi. Mana shu Alloh taolo Qur'onda sizni bizlarga taqdim qilgan omonat bu azizlar, birinchi omonat ibodat bo'ladi. Besh vaqt namoz o'qishlik, Ramazon kirishlik bilan roza tutishlik. Agar pulimiz nisob miqdoriga yetsa, o'sha zakotni chiqarib qo'yishlik. Umrimizda bir martaba haj qilib qo'yishlik. Mana bu Alloh taolaning omonati ekan. Birinchi omonat mana shu bo'lar ekan. Ana bu Alloh subhanahu va taoloning siz va bizlardan qiyomatda so'rashligi haq bo'lgan, bunga shak shubha bo'lmagan omonatlardan biri mana shular bo'lar ekan. Endi mana tafsir kitoblarimizda mana shu Alloh subhanahu va taolo siz va bizlarga taklif qilgan omonatlarni, ya'ni o'sha omonatlarni biz qabul qilib olganmiz. Mana shu omonatlar haqida keladiki, azizlar, mana shu omonat debdi ayrim ulamolarimiz, o'sha farzand debdi. Ahl avlodlarimiz, o'g'il qizlarimiz, yaqinlarimiz, ayollarimiz bizga omonat ekan. Bacha bachasidan Alloh subhanahu va taolo qiyomatda so'rar ekan. Alhamdulillah, hozir mana yurtimizda tinchlik, osoyishtalik, 2,5 mingdan ziyod masjidlar mo'min musulmonlar uchun bir erkin ibodat qilishligi uchun ochiq holda turibdi. Alhamdulillahki, qanchadan qancha birodarlarimiz mana umra ziyoratlarini qilib ketdilar. Bizning tumanimizda ham 3 ta inson umra ziyoratini qilib keldilar. Alloh subhanahu va taolo bu birodarlarimizni ibodatlarini qabul aylasin. Endi sanab o'tadigan bo'lsak, yurtimizda biz farzandlarimizni tarbiya qilishligi uchun biz iymon e'tiqodli, dinli, diyonatli bir insonlar bo'lishligi uchun qancha shart-sharoitlar bor. Mana qancha institut, universitetlar, har bir viloyatda bitta madrasa. O'sha madrasani oldida mana Qur'on o'qitish kurslari, boshqa tumanimizda ham ochildi inshaalloh. Mana shunga bir hammalarimiz birgalikda labbay desak, farzandlarimizni, yaqinlarimizni mana shunga dalolat qilsak, buni azizlar bilishimiz kerakki, qaysi bir inson Qur'on o'qiydigan bo'lsa, albatta o'sha insondan yomonlik chiqmaydi. Allohning kalomi aytilgan joyda
hiç kanday kısmı hasat olmaydı, dargah buladı inşallah. Bana bizim zamanımızı inşallah her cebhada aldığına getirdikti inşallah bana şu kuruslar, kurban kurusları başarışlıkla hem bu Allah Subhanahu ve Teala'nın siz bu bizlerle, bizi tümanımızla, bizi bana şu mekanımızla bugün Allah Teala'nın rahmetli bir birleştirmemizle. Şunun için bu derge irtibat etsek, iman irtibatı terbiye etsek, ha? Sarak yazdılar. Bizi hazanlarımız bağlı geldi, ilimli, akıllı, iman irtibatı oluşturken. Şimdi bana şu, oşa, Kıbay adı, bana şu devamlı yüzümüzde düşman bastırıp yemezsin. Bizde kanımız hal hal olmasın, bölümde kul olmasın deyip durup oşa Kıbay devamlı. Ben bak ben. Ha? Devamlı ben bak ben. Bağlandı, oşa yüz yüz geçirde Kıbay'da üç kanla bastırıp oşa imperiya diye devamlı kurdu. Oşa devamlı tatıp çıktı. Lakin maneviyatlı yurtka hizmet kılarken iman etikadlı insanlı yaratıştı unuttu. Oşa devamdan kanak öptü dese halavalarına bir iki son pul verdi de düşman kırk etti. Hani maneviyat deyende biz yurtka, sabahatlı buluş, Allah Allah'ın dergahında yüzümüz yarım buluş, buluştaki oynayan insanda biz maneviyatı değiliz. Bana yurtka sabahat hakkında biz oğul kızlarımızda bunu düşündürüşümüz. Elbette mümin Müslüman, nime iş kılışına katli nezer, beni Allah kırıp durdu, deyip durup, amal kıladı. Elhamdülillah Müslümanlığa hiç kalmayı kebire hak gerekmez. Bu ne ya? Bu ne için? Kulübümüzde. Allah Allah'ın yolunda hiç kalmayı gazdanı tamamlamazsa İsa ve Allah şunları tanıyan hareket. Allah'ın ağzını için kıyafetten neye alakalı dura? Aziz abonacılar, cuma mübarek, hemen ki kabul olsun. Ben bugün fakat cuma namazlarını okup çıktık. Bugün şu ziyaretlerimiz ve cuma namazımız hemen kabul olsun. Zerden uzaklaşmayın şu gördüğünlerle giyinir tatil hemen cuma namazlarını okup çıktık. Halk Mihri kanalından uzaklaşmayın. Hemen işte sizlerle birlikte buladı. Tiket basalım şimdi.